çocukları için taşımalı eğitimi kaldırdınız. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar neyle okula gidecek? Nasıl okula gidecek? Nerede okuyacak? Nerede kalacak? 750 bin vatan evladını siz kimin umuduna terk ettiniz? Aranızda bir sürü köy çocuğu var. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Kimlere vaat ederek geldiniz? Kimlerin hakkını yediniz? Hak yedi demişken aklıma bir şey geldi. Hulusi Akar burada. Yüzüne karşı söyleyeceğim. Eğitimin amacı bilgi değildir dedi. Allah korkusudur dedi. Kuldan utanmaktır dedi. Bu yönetmeliği de bu yönetmeliği yürürlüğe koyanlarda, bunu ilan edenlerde Allah korkusu var mı? Kuldan utanma var mı? Takdirde bütün Türk milletine ait olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olsun. Kanun teklifinin 34. maddesinin anayasaya aykırı olduğunu komisyon görüşmeleri sırasında iddia eden vekillerden birisi de benim. Bugün gördüğümüz kadarıyla bu madde kanun teklifinden çekilmiş bulunuyor. Ben en azından bu kadar bir hassasiyet göstermiş olması sebebiyle Sayın Komisyon Başkanı'na ve Sayın Abdülhamit Gül'e de buradan bir teşekkür ediyorum. Çünkü öğretmenlerimiz için ağır bir yük bu vesileyle en azından bu kanun teklifinden kaldırılmıştır. Sayın Milletvekilleri, ben aynı zamanda 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren resmi gazetede yayınlanan taşımalı eğitim yönetmeliğinin iptali talebiyle Danıştay'da dava açan vekil de benim. Fakat bunun için Yusuf Tekin'in burada huzurlarınızda biraz kulaklarını çınlatacağız. 750 bin çocuk adına, köy çocuğu adına ben bu davayı açtım. 1,5 milyon da veliyi doğrudan ilgilendiriyor. Siz köy çocuklarını eğitimsiz, okulsuz, öğretmensiz bırakıyorsunuz. Bu yönetmeliğin derhal değiştirilmesi, geri çekilmesi, bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 30 kilometreyi aşan mesafelerde, okula 30 kilometreden fazla mesafelerde oturan köy çocukları için taşımalı eğitimi kaldırdınız. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar neyle okula gidecek? Nasıl okula gidecek? Nerede okuyacak? Nerede kalacak? 750 bin vatan evladını siz kimin umuduna terk ettiniz? Aranızda bir sürü köy çocuğu var. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Ben geçen tatil boyunca köylerimizdeydim. Köy köy gezdim. Bu velileri dinledim. Bir örnek anlatacağım. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir köyde rastladım. Saat 6'da annesi babası çocuğu traktörle en yakın köye kadar götürüyor. Ortalama 45 dakika 1 saat yol sürüyor. Ondan sonra o köyde servise taşımalı eğitim yapan servise naklediyorlar. Oradan da ilçeye gitmesi 1 saat sürüyor. Okula gitmesi 8'i buluyor. 12'de okuldan çıkıyor. Evine gelmesi saat 2-3'ü buluyor. Siz aynı zamanda taşımalı eğitim yapılan köylerde eğer vardıkları okulda ikili eğitim varsa bu ikili eğitimde yemeği de kaldırdınız. O köy çocukları akşama kadar aç kalıyor. Vicdana sığar mı? Siz burada kimlerden oy aldınız? Kimlere vaat ederek geldiniz? Kimlerin hakkını yediniz? Hak yedi demişken aklıma bir şey geldi. Hulusi Akar burada. Yüzüne karşı söyleyeceğim. Eğitimin amacı bilgi değildir dedi. Allah korkusudur dedi. Kuldan utanmaktır dedi. Bu yönetmeliği yürürlüğe koyanlarda, bunu ilan edenlerde Allah korkusu var mı? Kuldan utanma var mı? Takdirde bütün Türk milletine ait olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olsun. Bakın Hulusi Akar'ın demecine bir noktada daha vurgu yapmak istiyorum. Şöyle bir açıklaması var. Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı Allah korkusu, kuldan utanmaktır. Eğer biz 4-12 yaş çocukları, insanlara Allah korkusunu verirsek, dünyanın neresine giderse gitsin bu çocuktan korkmayın. Burada AK Parti grubuna söylüyorum. Bir kişi gelsin burada desin ki doğrudur. Eğitimin amacı bilgi değildir. Komisyon başkanı gelsin desin evet. Biz Milli Eğitim Bakanlığıyız ama bizim amacımız bilgi vermek değildir. Bir kişi gelsin savunsun. Savunamazsınız. Savunamayacağınız sözü söylediniz. Ama ben burada size bir şey ispat edeceğim. Şimdi sizin yaptığınız mülakatlarda Allah korkusu var mı? Kuldan utanma var mı? Bak vallahi küsme darılma yok. Siz Allah korkusunu, kuldan utanmayı 4-12 yaş çocuklarına nerede vermeyi düşündünüz Kur'an kurslarında? Kim verecek bu eğitimi? Kur'an kurslarındaki öğreticiler. Siz bu Kur'an kursu öğreticilerini neyle işe aldınız? Vallahi torpille işe alıyorsunuz. Vallahi Allah'tan korkmuyorsunuz. Aha ben belgesini ispat ediyorum. Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan Kur'an kursu için yapılan müracaatçılar burada, aldıkları puanlar ortada. Diyanet İşleri Başkanlığı alan bilgisiyle, din işleri alan bilgisiyle mülakat sınava girmişler. Mülakat almışlar. 91 puan alan üniversiteye mezunluk almamışsınız. Yerine 56 puan alan İmam Hatip Lisesi'ni almışsınız.
İmam Hatip Lisesi mezunu almışsınız. 65 puanı olan İmam Hatip Lisesi mezunu almışsınız. Çünkü birinin eşi, birinin de babası Diyanet mensubudur. Siz hak yemişsiniz. Bunu yapan kuldan utanmamış. Sayın milletvekilleri, burada Allah'tan korkmamış. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira attınız. Dinsizdir dediniz. Ağam ben savunuyorum. Din adamının da hakkını savunuyorum. Din adamının da hakkını size karşı savunuyorum. Bunu düzeltin. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Saygılar sunuyorum efendim. Bitti. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 143 sıra sayılı kanun teklifinin 33. maddesinde yer alan sebebiyle ibaresinin nedeniyle şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saliha Aydeniz Mardin, Perihan Koca Mersin, Özgül Saki İstanbul, Zülküf Uçar Van, Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli, Ceylan Akça Kupola Diyarbakır milletvekilleri. Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum. Selcan Taşçı Tekirdağ, Yavuz Aydın Trabzon, Selçuk Türkoğlu Bursa, Burhanettin Kocamaz Mersin, Metin Ergün Muğla milletvekilleri. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor. Katılamıyor.